Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugünkü davamızda gerçekleşenler hepinizi çok üzdüğü gibi aynı zamanda da çok şaşırtacak. O yüzden her saniyesini dikkatle dinlemenizi öneririm. Davaya geçmeden önce yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı ve kanalımıza destek olmak için like atmayı unutma. Bugün konu alacağımız isim Cameron Todd Willingham. Takvimler 23 Aralık 1991 yılını gösteriyordu. 23 yaşındaki Cameron, 3 küçük kızıyla ilgilenirken uyuyakaldı. O uyurken 3 kızını da beşiğine koymuştu. Kızlarından biri 2, diğer ikisi de birer yaşındaydılar ve ikizdiler. Cameron çocuklarla ilgilenirken karısı Stacy de bir ikinci el dükkanına gitmişti ve Noel için alışveriş yapıyordu. Cameron uyurken birden bir sesle irkildi. Büyük kızı, "Babacığım, bütün ev dumanla dolu," diye bağırıyordu. Cameron'ın ifadesine göre hemen kızlarının odasına koştu. Fakat dumanlar çok yoğundu. Bu yüzden nefes alamadı ve yere düştü. Sonrasında da kızlarının odasına gidemeyeceğini fark etti. Bu yüzden de yardım istemek için hızlıca dışarı koştu. Dışarı çıktığında bir komşusuyla karşılaştı. Komşusu çoktan yangını görmüştü ve 911 aramıştı. Bir süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada Cameron da komşusuna olanları anlatıyordu. İtfaiyeciler hemen eve girdiler ve bir süre geçtikten sonra da itfaiyecilerden biri kızların birini alarak dışarı çıktı. Cameron da diğer iki kızını kurtarmak için eve girmeye çalışıyordu. Ama olay yerindeki insanlar onu tuttular ve girmesine engel oldular. Olay yerindekilerin birinin ifadesine göre onu tutmaya çalışırken gözüne darbe almıştı ve gözü morarmıştı. Tüm bunlar olurken ev alevler içinde kalmıştı. Yangın o kadar kontrolden çıkmıştı ki artık kızları kurtarmak için yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Ayrıca yangından kurtarılan kız da hastaneye giderken hayatını kaybetmişti. Hiç beklenmedik bir şekilde aile tüm çocuklarını kaybetmişti ve ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Anne Stacy'ye haber verildiğinde o hala alışveriş yapıyordu ve ailesiyle birlikte mutlu bir gün geçirmenin hayalini kuruyordu. Anne bu haberi aldığında resmen yıkıldı. Hayatında en önem verdiği ve yaşama nedeni olan şey kızlarıydı. Onun böyle bir haberin karşısında sağlam durabilmesi mümkün değildi. Eşi Cameron küçük sıyrıklarla kurtulabilecek kadar şanslıydı. Ayrıca Cameron bu durum karşısında eşi kadar etkilenmemişti. İnsanlar onun tepkilerini sorgulamaya başlamıştı. Olayın geri kalanını anlatmadan önce hadi biraz aileden bahsedelim. Ailenin maddi durumu çok iyi değildi. Stacy erkek kardeşine ait bir barda çalışıyordu. Cameron ise bir araba tamircisiydi. Ama genellikle işsizdi. Ailenin oturduğu mahallede herkes birbirini tanıyordu. Bu nedenle kardeşinin barında bir bağış toplama etkinliği yapıldı. Çünkü ailenin cenaze masraflarını karşılamak için parası yoktu. Ve evleriyle birlikte ellerinde olan son malları da yanmıştı. Bağış gecesi Cameron fazla alkol aldı. Ayrıca oraya gelen insanlara göre 3 çocuğunu kaybetmiş bir baba için fazla mutluydu. Oradaki bir kişinin iddiasına göre Cameron bir arkadaşına artık endişelenecek bir şey olmadığını çünkü artık yeterince parası olduğunu söylemişti. Tabii ki bu sadece bir iddiadan ibaretti. Bu arada itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptılar. Yapılan incelemede elektrik tesisatından kaynaklanan bir kaza olmadığı anlaşıldı. Ayrıca yangının kazara çıktığını gösteren farklı bir kanıt da yoktu. İtfaiye ekipleri evde biraz yürüdükten sonra malzeme odasının duvarında kafatası resimleri gördüler. Hatta dediklerine göre Azrail olarak tasvir ettikleri bir resim de çizilmişti. Ayrıca çocuk odasına bakıldığında zemin kısmına bir çeşit yanıcı madde döküldüğünü gördüler. Bu dökülen maddeler pentagram yıldızı şeklinde dökülmüştü. Ayrıca kapıların alüminyum plaka kısmında değişik bir yanma izi vardı ve üzerinde bir sıvı bulunuyordu. Bu sıvı laboratuvara incelemeye gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda bu sıvının da yangın güçlenmesine sebep olduğu anlaşıldı. Yani evdeki yangın bir kaza değil, tamamen planlı bir şekilde çıkarılmış bir yangındı. Ayrıca evin camlarının da bazıları yangının birden ve çok hızlı şekilde çıkmasından kaynaklı çatlamıştı. Soruşturma devam ettiği süre boyunca itfaiye ekipleri bunun bir kundaklama olduğuna dair
20 tane kanıt buldular. Çocukların yataklarının altı dahil olmak üzere odanın büyük bir kısmına yanıcı maddeler dökülmüştü. Ayrıca bu yanıcı maddeler ön kapıdan koridora kadar uzanıyordu. İtfaiye personellerine göre bunun yapılma sebebi odadan kimsenin kaçmamasını sağlamaktı. Olayın kundaklama olduğu kesindi. Artık tek yapmak gereken suçluyu bulmaktı. Polisin hedefinde ise baba Cameron vardı. Onların tahminine göre Cameron kızlarına istismarda bulunuyordu ve bunu örtbas etmek için yangını çıkarıp çocuklarını öldürmüştü. Cameron ve eşi Stacy iyi bir geçmişe sahip değillerdi. Komşuların ifadesine göre sürekli kavga ediyorlardı. Ayrıca Cameron eşine şiddet uyguluyordu. Bu durum Stacy'ye sorulduğundaysa durumun doğruluğunu kabul etti. Ama çocuklara karşı asla böyle bir eğilimi olmadığını söyledi. Dediğine göre çocuklarına her ikisi de gözü gibi bakıyorlar ve onları sürekli mutlu etmek için uğraşıyorlardı. Hadi biraz ailenin geçmişinden bahsedelim. Ve Cameron gerçekten suçlu muymuş yoksa bu işin içinde farklı bir durum mu varmış anlayalım. Cameron 1968 yılında Oklahoma'da doğdu. Ancak kısa bir süre sonra annesi onu terk etti. Cameron'ın bundan sonraki süreçte babası ve üvey annesi büyüttü. Aile çok fakirdi. O yüzden kenar mahallelerde sefalet içinde yaşamak zorunda kalıyorlardı. Paraları olmasa da aile dışarıdan bakıldığında halinden memnun ve mutlu görünüyordu. Ama Cameron çok da iyi bir çocukluk dönemi geçirmeyecekti. Cameron daha çok küçük yaşlardayken boya koklamaya başladı. Ve bir süre sonraysa bu onu kesmemeye başladı. Artık madde kullanmaya başlamıştı. Ve durum gitgide ağırlaşıyordu. Cameron lise çağına geldiğinde madde kullanımı daha da artmıştı. Bir süre sonra Cameron bu hayatın getirisi olarak bir de hırsızlık yapmaya başladı. Genellikle mahallede bisiklet çalıyor. Bu bisikletleri satarak geçimini sağlıyor. Daha doğrusu madde kullanmak için harcıyordu. Cameron henüz daha 17-18 yaşlarındayken yan komşusuyla duygusal bir ilişkisi olmuştu. Fakat kadının Cameron yaşlarında çocukları vardı. Cameron bu kadınla olan ilişkisi esnasında da şiddete eğilim gösteriyordu. Bir süre birlikte oldular fakat daha sonrasında ayrıldılar. Artık takvimler 1988 yılını gösteriyordu. Cameron gelecekteki eşi olan Stacy ile tanıştı. Stacy berbat bir aile ortamında büyümüş bir gençti. O daha 4 yaşındayken üvey babası bir kavga esnasında annesini boğarak öldürmüştü. Stacy tüm hayatı boyunca şiddetten kurtulamayacaktı. Cameron daha ilk tanışmalarında bile gerçek yüzünü açık açık göstermişti. Ama Stacy onu bu şekilde kabul ediyordu. Belki de çocuk yaştan beri şiddetle içli dışlı olması ona bu durumu daha kolay kabullendirmişti. Ama bana sorarsanız olması gereken geçmişinden bir ders alıp Cameron'dan sonuna kadar uzak durmaktı. Sonuçta üvey babası annesini öldürmüştü ve onu da böyle bir son bekliyor olabilirdi. Cameron evlendikten sonra eşi istemese bile onunla zorla ilişkiye girmeye başlamıştı. Hatta hamileyken bile ona saldırıp onunla isteği dışında birliktelik yaşıyordu. Bunun yanında ona sürekli şiddet uyguluyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de onu sürekli aldatıyordu. Stacy ise bunların hepsini bir şekilde kabullenmişti veya kabullenmek zorunda kalmıştı. Hadi şimdi olay gününe tekrar dönelim. Polis komşularla olay hakkında konuşuyordu. Dediklerine göre Cameron olay günü çok yapmacık görünüyordu ve onlara kalırsa kızlarının orada kalması umurunda bile değildi. Elbette bu denilenlerle çelişen kişiler de vardı. Birkaç kişiye göre tam tersine kızlarını kurtarmak için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapmıştı. Hatta içeri girmesin diye bir kişi onu tutarken gözü morarmıştı. Artık olanları bir de Cameron'dan dinleme zamanı gelmişti. Polis Cameron'ı sorguya aldı. Cameron'ın dediğine göre eşi sabah 9 civarında alışveriş için evden ayrılmıştı. Kısa süre sonra da çocuklar ağlamaya başlamıştı. Cameron ise oynamaları için onlara oyuncak vermişti. Bir süre sonra da çocuklar uyumaya başlamıştı. O esnada Cameron da yatak odasına gidip bir süre sonra uyuyakalmıştı. Daha sonra da çocuklarının çığlıklarıyla uyanmıştı. Uyandığında ev dumanlar içindeydi. Kalkıp pantolonunu giydi
ve kızlarına odadan çıkmaları için bağırmaya başladı. Sonrasında da koridora çıkarak odalarına gitmeye çalıştı. Ama her yeri dumanlar sarmıştı ve tavandan bir şeyler düşüyordu. Bir süre sonra yere düştü, ayağa kalkmaya çalıştı ama başaramadı. Sonrasındaysa sürünerek ilerledi ve evden kaçmayı başardı. Dışarı çıktığında da hemen komşularından yardım istedi. Burada bana garip gelen şey, yangın çıktığında pantolonunu giymeye çalışması oldu. Çünkü bundan önce çocuklarını kurtarmaya ve evden kaçmaya odaklanmalıydı. Müfettişler Cameron'a yangının nasıl çıktığını sordu. O ise bilmediğini ama çocukların odasından çıkmış olabileceğini, çünkü orada bir ısıtıcı olduğunu söyledi. Ama dediğine göre ısıtıcının açık olup olmadığından bile emin değildi. Bunun dışında yangının neye sebep olabileceğine dair hiçbir fikri yoktu. Ama dediğine göre patlama ve çatırdamalar vardı. Bu yüzden bir tür elektrik kaçağı olabilirdi. Müfettişlere göre Cameron'ın hikayesi ve o gün almış olduğu yaralar bulunan kanıtlarla tutarlı değildi. Örneğin Cameron ayakkabılarını giymeden evden kaçtığını söyledi. Ama ayaklarında yanık yoktu. Yalın ayak bir şekilde evde bir süre geçirmiş olsaydı mutlaka ayaklarında yanık olması gerekiyordu. Dedektifler yaptıkları incelemeler, buldukları kanıtlar ve aldıkları ifadeler sonucunda Cameron'ın evde kasıtlı olarak yangın çıkardığını ikna oldular. Evde bulunan yangın hızlandırıcı maddeler bunun en büyük kanıtıydı. Ayrıca evde şeytani çizimler vardı. Dedektifler bu çizimlerden yola çıkarak bunun bir çeşit şeytani bir ayin olabileceğini söylediler. Polis tüm bunların ışığında Cameron'ın üzerine gitmeye devam etti. Fakat Cameron böyle bir şey yaptığını sonuna kadar inkar ediyordu. Cameron yapılan sorguda hiçbir duygu belirtisi göstermiyordu. Fakat daha sonrasında yanan çocuklarının fotoğrafı gösterildi. Cameron bunları görünce hemen ağlamaya başladı. Polis bu durumu masumiyet olarak değil, aksine kendini suçlu hissetmesi olarak yorumladı. Polis Cameron'dan bir itiraf almayı başaramamıştı. Ama onu suçlamak için ellerinde yeterli kanıt olduğunu inanıyorlardı. Cameron tutuklu yargılanmaya başlandı. Tabii ki böyle bir parayı ödeme imkanı yoktu. Eyalet savcısı ölüm cezasının ihtimal dışı kalması şartıyla bir savunma anlaşması teklif etmeye karar verdi. Böylece hızlı bir mahkeme süreci olacaktı ve kesin hızlı bir ceza alacaktı. Cameron'ın avukatı anlaşmaya sıcak bakıyordu fakat Cameron'ı ikna edemedi. Cameron hala masum olduğunu iddia ediyordu ve asla suçunu kabul etmiyordu. Cameron tutuklu yargılanırken süreç ilerlemeye devam ediyordu. Hem iddia makamı hem de savunma makamı kendi haklılığını ispatlamak için delil topluyordu ve duruşmaya hazırlanıyordu. Bir süre sonra bir sürpriz yaşandı. Cameron içerideyken bir mahkumla tanışmıştı. Bu kişi Johnny Webb'ti. Johnny'nin dediğine göre Cameron ona her şeyi itiraf etmişti. Eve yanıcı sıvı döküp yaktığını ve kızlarını öldürdüğünü söylemişti. Johnny o sırada bir kadını soyduğu için içeride yatıyordu. Aynı zamanda da bir madde bağımlısıydı. Bana soracak olursanız, ifadesi pek de güvenilir sayılmaz. Ama yine de bir kanıt niteliği taşıyor tabii ki. Birçok kişi Johnny'ye inanmıştı ve Cameron'ın alabileceği en yüksek cezayı almasını istiyorlardı. Ama garip bir durum vardı. Eşi Stacy, kocasının masum olduğunu savunuyordu ve eşinin çocuklarına karşı asla böyle bir şey yapmayacağını söylüyordu. İnanabiliyor musunuz? Tanıştıkları günden beri kendisine şiddet uyguluyor, zorla birlikte oluyor, onu sürekli aldatıyor ama o hala eşim masum diyor. Belki de bu durum bazı şeyleri işaret ediyor. Takvimler 1992 yılının Ağustos ayını gösterirken dava görülmeye başlandı. İddia makamı olay yerindeki 20'den fazla kanıta sahipti. Aynı zamanda Johnny'yi mahkemeye getirmişlerdi ve itirafını okutturdular. Savunma tarafında jüriye tanık olarak ifade veren tek kişi Cameron'ın eşiydi ve ısrarla eşinin böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu söyleyip duruyordu. Savunma makamı ayrıca yangının bilerek çıkarılmadığını savunacak bir uzman bulmaya çalıştı ama bunu savunabilecek birini bulamamışlardı. Duruşma sadece 2 gün sürdü. 3. gün jüri oy birliğiyle Cameron'ın suçlu olduğunu hükmetti. Cameron 3 kızını öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edildi. Eşi ise bu süreçte onun serbest bırakılması için bir kampanya başlattı.
Hatta Texas valisine bir mektup bile yazdı. Bu mektupta, konu çocuklarımız olduğunda onu herkesten daha iyi tanıyorum. Dolayısıyla bu suçu işlemiş olmasının mümkün olmadığını biliyorum, diye yazdı. Ancak ölüm cezası iptal edilmedi. Stacy, eşini bir yıl boyunca hapishanede ziyaret etmeye devam etti. Fakat daha sonra, o da onun suçlu olduğuna inanmış olacak ki, ziyaret etmeyi bıraktı ve ona bir boşanma davası açtı. Artık Cameron'ın ziyaretine sadece anne ve babası geliyordu. Bir süre sonra Cameron'a bir mektup geldi. Yazan kişi Elizabeth Gilbert'tı. Elizabeth idam cezası karşıtı biriydi ve bununla alakalı bir örgüte de üyeydi. Ona yazdığı mektupta idamını asla haklı bulmadığını ve mektup arkadaşı olmak istediğini yazmıştı. İkili artık arkadaş olmuştu ve düzenli olarak konuşuyorlardı. Elizabeth onun ölüm cezası aldığı için korkunç bir suç işlediğinin farkındaydı. Ama üç çocuğunu yakarak öldüren cani bir baba olduğunu bilmiyordu. İkili birbirine sürekli mektup göndermeye devam ediyordu ve bu süreçte Elizabeth Cameron'ın suçunu öğrenmişti. Elizabeth artık onun ziyaretine bile gelmeye başlamıştı. Cameron ona sürekli masum olduğunu söylüyordu. Ama Elizabeth ona çok da inanmıyordu. Fakat zamanla davasını merak etmeye başladı ve araştırmaya karar verdi. Günlerden bir gün adliyeye giderek duruşma kayıtlarını inceleyip inceleyemeyeceğini sordu. Elizabeth olaylar hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyordu ve onun masum bir adam olduğunu inanmak istiyordu. Elizabeth okuduğu kayıtlarda çok fazla tutarsızlıkla karşılaştı. İnsanlardan bazıları çocuklarını kurtarmaya çalışmadığını, hareketsiz bir şekilde beklediğini söylerken bir kısmı da eve girmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyordu. Elizabeth aldığı bilgiler karşısında ikna olmamıştı. Cameron hakkında her şeyi bilmek istiyordu. O yüzden eski eşiyle iletişime geçti. Stacy ona eşinin ona iyi davranmadığını ve şu an eşinin gayet iyi bir insan olduğundan bahsetti. Ancak Stacy de eski eşinin masum olduğuna hala ihtimal veriyordu ve bu durumdan Elizabeth'e de bahsetti. Elizabeth ayrıca hapishanedeki Johnny ile de görüştü. Johnny, Cameron'ın kendisine her şeyi itiraf ettiğini söyledi. Ancak bu görüşmenin üzerinden aylar geçtikten sonra Johnny, Elizabeth'e bir mektup gönderdi. Johnny bu mektupta Cameron'ın masum olduğunu yazmıştı. Ama bu mektuptan kısa bir süre sonra ifadesini tekrar değiştirerek Cameron'ın suçlu olduğunu tekrar savunmaya başladı. Bu davanın en büyük kanıtı yangının kazara değil bir kundaklamayla çıkarılmış olmasıydı. Ama bunu Cameron'ın yaptığını kanıtlayan çok da elle tutulur bir kanıt yoktu. Bildiğiniz gibi zaten tanıklar da birbirleriyle çelişiyorlardı. Elizabeth bu olayın bir kundaklama olmadığını kanıtlamayı kafasına koymuştu. Fakat bunun peşine düşmüşken kötü bir araba kazası geçirip hastaneye kaldırıldı. Ve şimdi kendi sağlığı dışında hiçbir şeyle ilgilenebilecek bir durumda değildi. Zaten onun dışında hiç kimse de Cameron'ın hakkını savunmuyordu. Cameron'ın infazına birkaç hafta kalmıştı. Bu sırada Cameron'ın avukatları yangın mahallindeki raporları işinde usta bir profesöre yolladılar. Bu adam kendini kanıtlamış bir yangın bilimcisiydi ve yanılma ihtimali yok denecek kadar azdı. O yıllarda yangın bilimi alanı daha yeni olgunlaşıyordu. Öncesinde olay yerini sadece itfaiyeciler inceler ve kararı onlar verirdi. Zaten bu davada da yine itfaiyeciler karar vermişlerdi. Ama bu konuda herhangi bir belgeleri veya derinlemesine bir eğitimleri yoktu. Sadece tecrübelerine dayanarak fikir yürütüyorlardı. İtfaiyeleri genellikle yangını nasıl söndürecekleri konusunda yoğunlaşırlardı. Ama nasıl başlayıp yayıldığını çözme konusunda zayıflardı. Dosyanın gönderildiği profesör, olay yerine ait fotoğrafları, videoları ve verilen ifadeleri inceledi. Bunun sonucunda da bunun bir kundakçılık vakası olmadığına karar verdi. Dediğine göre odadaki eşyalar tutuşmuştu ve bu eşyalar çok yanıcı olabilecek özellikteydi. Yerdeki pentagram yıldızına benzetilen desenlerse sadece yangının geride bıraktığı tesadüfi olarak oluşan izlerdi. Yani profesöre göre olay çok abartılmış ve itfaiyeciler gördükleri her şeye anlam yüklemeye çalışmışlardı. Ayrıca itfaiye raporunda oda kapısının yanında bir yangın çıkarıcı sıvı tespit edildiği yazılmıştı. Ama profesör bunu incelediğinde evde bir barbekü olduğunu
ve bu sıvının da bir barbekü yakıcı sıvı olduğunu anladı. Görünüşe göre her şeyin açıklanabilir bir yanı vardı ve olay üstünkörü incelenmiş ve hızlıca üstü kapatılmıştı. Yeni rapor 13 Şubat 2004 tarihinde, yani Cameron'ın infazından sadece 4 gün önce hazırlandı. Artık zaman iyice daralıyordu. Bu yüzden Cameron'ın avukatları temyiz talebinde bulunmak için acele etmek zorunda kaldılar. Cameron davasının yeniden görülüp görülmeyeceğini beklediği sırada eski eşiyle son bir kez daha görüştü. Artık eşinin fikri tamamen değişmişti. Onun kızlarını öldürdüğünü düşünmeye başlamıştı. Cameron ona kızlarının yanına gömülmek istediğini söyledi. Fakat Stacy bunu kesin bir dille reddederek "Sen buna layık değilsin" dedi. Fikrinin neye değiştiği tam olarak belli değildi. Fakat daha sonrasında medyaya bir söyleşi verdi. Ve bu söyleşide olayla alakalı tüm raporları okuduğunu ve onun suçlu olduğuna ikna olduğunu söyledi. Stacy daha da ileri gitmişti. Mahkemeye bir mektup gönderdi ve bu mektupta eşinin suçlu olduğunu ve ona her şeyi itiraf ettiğini yazdı. Cameron ise böyle bir şey söylediğini sonuna kadar inkar etti. Artık ortada iki farklı olay yeri raporu vardı ve bu durum mahkemenin infaz tarihini ertelemesi için gayet yeterli gibi duruyordu. Fakat bu durum böyle olmadı. 17 Şubat tarihi gelmişti ve Cameron artık idam edilecekti. İdam edilmeden önce seyircilerin arasında eski eşini gördü ve ona dönerek "Defol git sürtük. Umarım cehennemde çürürsün" dedi. Hatta biraz da küfür etti. Sonrasındaysa idam edildi. Belki de idamın ertelenip davanın tekrar incelenmemesinin tek sebebi eski eş Stacy'nin son anda verdiği ifadeydi. Bu durum kimilerine göre geçmişin intikamıydı, kimilerine göre ise de Stacy doğru söylüyordu. Bazı insanlar Cameron'ın son anda küfretmesine çok anlam yüklediler. Bazıları suçsuz olduğu için kinle dolu olduğunu söyledi. Bazılarına göre ise de bu durum onun bozuk karakterinin bir sonucuydu ve o bir katildi. Ama tüm bunların hiçbir önemi yok. Çünkü 2008 yılında tüm gerçekler ortaya çıkacaktı. Takvimler 2008'i gösterirken Texas'ta bir adli bilim komisyonu olayı tekrar inceledi. Yangın raporları, ifadeler ve fotoğraflara bakan ekip kundaklamayı destekleyen hiçbir kanıt olmadığını savundu. Ayrıca aleyhinde ifade veren mahkum da ifadesini geri aldı ve yaptığı açıklamada şahitlik yaparsa cezasının ineceğini düşündüğünü söyledi. Zaten öyle de olmuştu. Johnny bu ifadeyi verdikten sonra şartlı tahliyesi erkene çekildi ve ailesine yakın olabilmesi için memleketinde bir hapishaneye gönderildi. Peki ya Stacy'nin ifadesine gelecek olursak, o da bir yalan mıydı? Stacy 2004 ve 2009 yılında gazeteye röportaj verdi ve bu röportajlarda Cameron'ın böyle bir ifadesi olmadığını itiraf etti. O halde mahkeme masum bir insanı idam mı etmişti? Bu konuda benim düşüncem şu şekilde. Bana kalırsa eski eşin böyle bir ifade vermesinin tek sebebi geçmişin intikamını almaktı ve bence Cameron'ın suçlu olduğuna gerçekten inanıyordu. Peki ya Johnny'ye ne demeli? Resmen daha rahat şartlarda yaşamak için satın alınmış ve Cameron'a suç atılmış. Ayrıca güncel olarak incelendiğinde olay yerinin hiç anlatıldığı gibi olmadığı da anlaşılıyor. Bana kalacak olursa Cameron kötü bir insan olduğu için insanlar ona iftira atmaktan çekinmediler ve sürekli aleyhinde ifade verdiler. Ayrıca bu yüzden tüm tavırlarını yapmacık buldular. Benim bu olayda anlamadığım nokta, adamın bunu yapmakta herhangi bir çıkarı yok. Mesela önceki davalardan hatırlarsanız işin içinden hep bir hayat sigortası çıkıyordu. Ama burada öyle bir şey de söz konusu değil. Yavaş yavaş sona gelecek olursak Cameron iyi bir insan değildi. Bunun hepimiz farkındayız. Ama bu durum mahkemenin ona eşit muamele yapmamasını meşru kılmaz. Bu davanın en büyük dezavantajı gerçekleştiği tarihin çok eski olması ve soruşturmanın baştan savma yürütülmesi olmuş. Ayrıca Cameron'ın savunma anlaşmasını kabul ederek idamdan kurtulma ihtimali de vardı. Ama bunu tercih etmedi. Bu durum onun masumiyetini destekler nitelikte. Sonuçta kim ölmek ister ki? Neyse, davamız buraya kadardı. Dava hakkındaki komple teorilerinizi mutlaka bekliyorum. Sizce Cameron masum muydu ya da gerçekten bir suçlu mu? Sonuçta sonradan yapılan incelemeler kundaklama kanıtı bulmadı.
Ama bu durum bir kundaklama olmadığı anlamına gelmiyor. Kim bilir, belki de bir kaza değil ama belki suçlu Cameron'da değil. Bu küçücük bir ihtimal. Buraya kadar izlediysen like atmayı ve bu tarz videoların devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutma. Ayrıca yedek bir kanalım da var ve oraya da düzenli olarak video atıyorum. Açıklama kısmından o kanalıma da ulaşabilir ve videoları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.